mahallenin çilesi. Şunu oraya atalım. Şunu da oraya atalım. Bu ne ki? Aynı. Bu kasaların hepsi yüklenecek. Olarak gidiyor. Doğu olarak da geri dönecek arkadaşlar. Bizim olarak. Burada. Ve bu tür şehirler arası yolculuklarda otobüsler maalesef böyle kargo gibi kullanılıyor. Tabi bunun da nedeni şu, bunlar şimdi kargoya verseler otobüsün taşınacağı fiyatın neredeyse 3-4 katı fiyatına bile taşımaz kargo şirketleri. Onun için bu şekilde otobüslerle daha uygun fiyata taşınıyor. Tabi pandemi döneminde otobüs firmaları da yolcuları biliyorsunuz az. Onun için bu şekilde yükler almak zorunda kalıyorlar. Vay bakalım geldi başına. Yeter yeter öyle çubuğu üstüne koy bırak. Başka tarafa. O tarafa dön. Bakın, o tarafa tamam. Orada abi sattı mı sana araba? Sattı mı? Neyse. Tabii bu şekilde de terleme oluyor arkadaşlar. Bazı yolculardan şikayet forumlarında görüyorum. İşte muavinler, işte üstleri başları pis, işte ter kokuyor vesaire diyorlar ya. İşte onlara da en iyi cevap. Muavinler sadece yolcularla ilgilenmiyor. Bu şekilde bagajlarla da maalesef ilgileniyor. Tabii üstleri kirleniyor. Tabii ki terliyorlar. İşte bu işin çilesi de bu. Bir kamyon mal yüklendi. İşte buna denir. Bunları yanlar. Kağıtları vereyim. Buyur. Şunun üstüne koyayım abi. Tamam. Evet. Hadi bakalım.